Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ziraat Bankası'ndan Z borsaya nasıl para yatırılır onu anlatacağım kısaca. Çok basit arkadaşlar. Ziraat mobil şube uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Sağ alt köşedeki menü tuşuna basıyoruz. Yatırıma tıklıyoruz. En altta Ziraat Yatırım Borsa var arkadaşlar. Yatırım hesaplarıma değil bakın. Normal Ziraat Bankası hesabınızda para var diyelim. Bazı arkadaşlar yatırım hesaplarıma tıklayıp parayı buraya aktarıyor. Buraya aktarmayacağız arkadaşlar. En altta Ziraat Yatırım Borsa var. Oraya girip arkadaşlar ZRY Borsa hesabına para yatırı tıklıyoruz. Hesabı yatıracağımız hesabı seçiyoruz. Hangi hesaptan para yatıracaksa, hangi hesabımızda para varsa ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya miktarı giriyoruz. Örnek veriyorum ben 20 TL yatırayım. Devam. Onayla dediğimizde arkadaşlar işlem başarıyla gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen çıkıyoruz. Ana sayfam. Hesabıma giriyoruz. Yani birkaç dakika içinde hesabımızda arkadaşlar para gözükmüş oluyor. Ben şu an eksi bakiyedeyim. O yüzden eksi bakiyeye düşmüş hesabım. Eksi 178'deyim. Bu eksi bakiyeye nasıl düştüm arkadaşlar? Bu denge hissesi var arkadaşlar. Aldım. Bundan kaynaklı. Anlatması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Bu sermaye arttırımına gitti. Bedelliye vesaire gitti. O yüzden öyle karışık şeyler oldu. O yüzden eksi bakiyeye düştüm. Eksi 178. O yüzden burada ondan yazıyor. Normalde sizin hesaplarınızda yazmaz. Biraz karışık bir şey. Bu şekilde arkadaşlar para yatırmak. Yani gayet basit. Parayı buradan yatırıyoruz. Çekerken de aynı şekilde arkadaşlar. Ziraat borsaya giriyoruz. Yatırım. Ziraat Yatırım Borsa hesabından para çek. Bu hesabı seçiyoruz. Buraya çekeceğimiz miktar yazdığımızda hesabımızda parayı geri çekiyoruz. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Eğer diyelim ki bugün günlerden pazartesi, sizin elinizde bir hisse senedi var, sattınız. Diyelim ki örnek veriyorum Aselsan vardı 10 bin liralık, sattınız, para lazım, para çekeceksiniz. Parayı en erken çarşamba günü saat 9'da 9'dan sonra çekebilirsiniz arkadaşlar. Aradan 2 gün geçmesi lazım. Mesai günü. Yani diyelim ki cuma günü sattınız. Pazartesi değil, salı günü çekebilirsiniz. Yani pazartesi veya sattıysanız çarşamba, salı çektiyseniz perşembe günü. Yani aradan mesai saati dahil, hani hafta sonu hariç, yani resmi günler dahil 2 gün geçmesi lazım. Pazartesi sattığınızı salı değil, çarşamba günü çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buna dikkat edin ve şöyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla sabah 9'da akşam 3 arası çekebiliyorsunuz. Onun haricinde söylemem gereken bir şey yok arkadaşlar. Basit. Yani para yatırmak, para çekmek. Hesap nasıl açılıyor? Onu da söyleyeyim hemen. Arkadaşlar eğer hesabınız yoksa Ziraat Mobile'e giriyorsunuz. Burada hesap açılışı yazıyor zaten. Buna tıkladığınızda benim hesabım bulunduğu için var. Olduğu için açamıyorum şu an. Hemen kısaca anlatayım. Buna tıkladığınızda arkadaşlar önünüze birkaç tane form çıkıyor arkadaşlar. Formları onaylıyorsunuz vesaire. Ondan sonra size arkadaşlar bir tane test gibi bir şeye yönlendiriyor arkadaşlar. Test dediğim daha doğrusu bazı sorular size soruyor. Bunları cevaplıyorsunuz. Sorulardan kastım şu. Diyor ki borsa hakkında ne biliyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz vesaire. Bunlar arkadaşlar bütün hisse senetlerini alıp satmak için yani tecrübeliyim. 3 yıl tecrübe 3 yıl üzerinde mi? 1 yıl mı? 6 ay mı? Diye sorular soruyor. Size 3 yılın üzerinde deyin ki bütün hisseleri alıp satabilirsiniz. Çünkü eğer ben tecrübesizim, 6 aydır tecrübem var vesaire derseniz eğer şöyle bir hata veriyor arkadaşlar size. Mesela BIST 30'daki hisseleri alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela BIST 30'daki hisseleri aldırıp sattırıyor ama alt pazar, ana pazardaki buradaki hisseleri alıp satamıyorsunuz. Yani şundaki hisseleri alıp satamıyorsunuz. Niye? Bunların yani tecrübeniz yok diyor. Büyük zararlar edersiniz diye. Borsadan çok anlamıyorsunuz diyor size arkadaşlar. Tecrübeniz yok diye. O yüzden o ankete hep olabildiğince tecrübem var gibi cevaplar verin ki bütün hisseleri alabilirsiniz. O cevapları verdikten sonra arkadaşlar mail adresinizi arkadaşlar kullanıcı nasıl söyleyeyim? Hesap numaranız yani Z borsa hesabınıza girebileceğiniz şunu ben çıkışı yapıp göstereceğim şöyle. Evet. Çıkalım.
Müşteri numarası arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz. Paranız da aynı şekilde mailinize geliyor. Buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra otomatik benim parolam vardı. Bakın. Giriş yapalım. Evet. Şu an şifremi girmek istemiyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hesabıma giriyoruz. En altta sağ köşede. Oraya tıklayıp şu sol üst köşede arkadaşlar. Şurada ayarlar menüsü var. Ayarlar menüsünden kendinize yeni bir şifre oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde yapmanız gereken bir şey yok. Üyeliğinizi açtıktan sonra ana sayfanızı buradan bu şekil hangi hisseleri eklemek istiyorsanız buradan hisseleri seçip ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum, mesela bir tane ekleyeyim. Adesi ekledim. Ana sayfamda görünmüyor. En altta bakın. Böyle yukarı alabiliyorsunuz. Aşağı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfanıza ekliyorsunuz. Alış satış yaparken de buradan kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben Z borsayı kullanmamın sebebi arkadaşlar, çok güzel bir teması olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Yani açıklayıcı ve net, yani dolma kasma gibi bir durum yok. Yaşamadım hiç. Gün içinde. Herhangi bir hata vesaire falan yaşamadım. Zaten Ziraat Bankası, yani güvenilir mi? Güvenilir. Yani bir yatırım şirketinden bana göre daha güvenilir arkadaşlar. Onun için Ziraat Bankası'nı tercih ettim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.